Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce de bir videosunu çekmiş olduğum kete tarifimizi vereceğim. Önceki videolarımda biraz acemilik var diye yeni bir video çekmek istedim. Biraz da genç izleyici kitlesi var herhalde. Değişik katlama şekilleri istemişler. Oldukça istek aldı. Ben de değerlendirmek istedim. Bir de videomuzu biraz daha profesyonel bir şekilde çekmek istediğim için yeni bir video çektim sizlere. Şimdi ketemizin böyle bir içini size baştan bir göstereyim. Ne kadar kat kat, içi bol içli olan çok güzel çıtır çıtır bir kete. İnanın pişman olmazsınız. Tarifimi deneyin. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümüzü alıyoruz. Bak, dikkatinizi çekiyorum, ılık. Hiçbir şeyi böyle çok sıcak, çok kaynar kullanmıyoruz. Çünkü mayamızın pişme durumu olur. Şimdi suyumu da ilave ettim. Bu aşamada bir paket yaş maya kullanıyorum. Mayamız 42 gram. Artık siz ona göre ayarlarsanız, kuru maya isteyen kuru maya kullanır. 2 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi mayamız birazcık sütle kaynaşana kadar hafiften bir karıştırıyoruz. Bu aşamada 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şimdi toplamda 3 yumurta kullanacağız. Beyazını hamurumuzun içine kullanıyoruz. Sarısını da sonra ketelerimizin yüzüne süreceğiz. 100 gram kadar küçük çay bardağıyla sıvı yağ. Biraz büyük, 150 milim olan yine bir çay bardağıyla da eritilmiş tereyağımız var. Bütün malzememizi yoğurma kabımızın içerisine aldık. Şimdi bu aşamadan sonra unumuzu ekliyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyoruz. Elimdeki su bardağı 300 milim. Öbür kullandığım bardaklar 200 milim. Dikkatinizi çekeyim. Yani su bardağı ölçüsü, unun kıvamı her zaman yoğurduğunuz zaman dikkatiniz hamurunuzda olsun. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Ben kullanmış olduğum bardakla tam 7 su bardağı un kullandım. Son bardağımı biraz kontrollü bir şekilde kullandım ama toplamda 7 bardak kullanmış oldum. Kullandığım bütün malzemeleri videomuzun açıklama bölümünde zaten hep yazıyorum. Milimlerini, bardak ölçülerini. Artık bu aşamada elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Çok güzel bir hamur, yumuşacık. Zaten yağlı olduğu için de yoğurması da güzel. Açması da güzel. En sevdiğim hamurlardan bir tanesi. Hamurumuzun kıvamı çok güzel. İçi de böyle pütür pütür değil, yumuşacık. Şimdi kapağını kapatıp iki kat kabarana kadar bekletiyoruz. Yaklaşık yarım saat. Bu arada içine kullanacağımız içimizi yapıyoruz. Yani tereyağımızla unumuzu kavuruyoruz. 120 gram kadar tereyağım vardı. 2 su bardağı un. Tamamen kavrulana kadar kavuruyorum. Dikkat edin, bu malzemeyi sakın ocakta düzgün kavurmadan indirmeyin. Pişmeyince ketenizin içi un kokar. Hamurunuz hemen hemen kızarmaya başlayınca kapatın altını. Şimdi 50 gram tereyağı erittim. Bir küçük çay bardağı da 100 gram kadar da sıvı yağ ilave edip onu bir kenarda bekletiyoruz. Ketelerimizin içine süreceğiz. Hamurumuz kabarmış, güzel. Kuymak gibi bir hamur. Şimdi hamurumu ben bezeler haline getiriyorum.
Ben biraz büyük almışım bezelerimi. 13 tane kete çıktı. Çünkü bir tepside 4 tane kete pişirdim. Oldukça büyük olmuş. Siz 15-16 tane de yapabilirsiniz. Daha kibar olur keteleriniz. Şimdi bezelerimizi tepsiye dizip üzerine bir bez kapatıyorum. Ama bekleme işlemi yapmıyoruz. Direkt ketelerimizi açmaya geçiyoruz. Şimdi ketemizi açarken baştan biraz unluyoruz ama sonrasında daha fazla un kullanmıyoruz. Güzelce ince ince açıyoruz. Size yavaş yavaş nasıl açıp nasıl yaptığımı göstermek istedim. İşte açmış olduğum yufkamın içerisine hazırlamış olduğum yağ karışımından şöyle kaşıkla döküp bir güzel her tarafına gelecek şekilde yufkamı sağa sola yapıyorum. Şimdi yufkamı ikiye katladım. O katladığım bölümü kavurmuş olduğum unumuzdan şöyle kaşık yardımıyla bir yarım ay şeklinde seriyorum. Arkadaşlar bu yapmış olduğum şekil bizim Bayburt ve Erzincan yöresine ait olan bir kete şekli. Şimdi bunu şöyle rulo şekline getirip çevire çevire kendi etrafında doluyoruz. Şimdi ilk şeklimiz bitti. İkinci şeklimize geçiyoruz. Bu da Erzurum yöresinin zarf şeklindeki ketesi. Bir tane de bunun yapılışını göstereyim. Ondan sonra diğer aşamalara geçeriz. Yufkamızı aynı şekilde açtık. Yine aynı şekilde yağımızdan her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Sadece bu ketemizin katlama şekli farklı. Şimdi önce sağ tarafını yarım ay şeklinde ortaya alıyorum. Sol tarafı da onun üzerine gelecek şekilde. Şimdi dikdörtgen şekline gelen yufkamızın bu katına da birazcık yağ döktük. Şimdi önce üst tarafı, sonra da alt tarafı birbirinin üstüne gelecek şekilde kapatıp yufkamızı kare şekline getiriyoruz. Tam ortasına oldukça bol içimizden dolduruyoruz. Baştan da söyledik ya, bol içli, kat kat kete diye. Şimdi sağ sol köşelerini birbirine gelecek şekilde, sonra da karşıdaki köşelerini ve birleşme yerlerini şöyle parmaklarımızın ucuyla yapıştırıyoruz. Zarf şeklindeki ketemizin yapılışı böyle arkadaşlar. Bir de böyle hızlı bir çekim yaptım. Göremeyenler tekrardan görsün diye. Ama inanın çok güzel ketelerim, yani tavsiye ederim. Ketelerimizi herhangi bir tepsi mayası ya da bir yarım saat, bir saat dinlendirmedik. Direkt üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürüp önceden ısıtılmış 210 derece fırınımıza sürüyoruz pişmeye. Şöyle kenarlarına, köşelerine hafiften bir çörek otu desen olsun diye verdim. Tamamen görsel amaçlı. Şimdi fırınımıza sürüyoruz. 35 dakika sürdü fırından çıkması. Ama gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Ketelerimiz çok güzel. Oldukça da kabarmış. Şimdi böyle gitamız var. Gitamızın üzerine alıyoruz ki terleme yapmasın ketelerimiz. Yumuşamasın diye soğumaya bırakıyoruz. Bütün ketelerimizi pişirdik. Soğumaya bıraktık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani yöremizin, memleketimizin ketesi. Bilmeyenler denesin. Tadını bilip de özleyenler de yapıp hemen yesin diye arkadaşlar videomuzu sizler için özel olarak çektim. Şöyle doku testini de görün. Çıtır çıtır. Oldukça güzel bir kete.
Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Eğer istediğiniz tarifler varsa lütfen belirtin. Çünkü genelde istek üzerine videolar çekiyorum. Çünkü çok istek alıyor. Yöresel yemek isteyenler var. Pratik tarif isteyenler var. Ketemiz biraz belki ağır olabilir işlem olarak ama inanın keteyi sevenler usanmadan yapacaktırlar. Çıtır çıtır bir kete. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.